Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kupa bardak tasarımı yapacağım. Öncelikle üst düzlemden bardağın ana hatlarını çizmeye başlıyorum. Yüz çaplı bir daire oluşturdum. Ardından ekstrüsyonla katı oluşturdum. Silindirin üst yüzeyine bardağın kıvrımı için bir geniş çaplı daire çizeceğim. Ardından radius tanımlamalarını yapacağım. 110 milim ölçeğini verdik. Ekstrüsyon ile kat oluşturarak 5 milim yüksekliğinde bir daire eklemek istiyorum. Üst düzleme tekrardan bir çizim açıyorum. İç boşaltmaları gerçekleştirmek için. Bardağımda et kalınlığı olmasını istediğim için 90 çaplı bir daire oluşturuyoruz. Ekstrüsyon ile kes komutuyla da 95 milim içeriden kesimi gerçekleştiriyoruz. Fillet komutuyla radius işlemlerini gerçekleştireceğiz. İlk öncelikle dış çaptan 10 milimlik radius uyguladım. Ardından iç çapa da fillet komutuyla 5 milimlik radius işlemini gerçekleştiriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi logo için ve de sap için yuva oluşturacağım. Öncelikle logo yuvasını oluşturmayı hedefliyorum. Referans geometrisinden referans alacağım noktayı ön düzlem olarak seçmek istiyorum. Ardından et kalınlığına yakın bir mesafede referans düzlemimizi oluşturacağız. 47 milim ölçeğini verdim. Bakalım uyumlu oluyor mu? Evet. Tam et kalınlığına oturmuş durumda. Hemen düzlem üzerinden çizim açıyoruz. Dikdörtgenimizi aldık. Merkez noktasından bir kare oluşturmayı hedefliyorum. 30 milim uzunluklarını veriyorum her iki tarafa da. Bardakla arasında olan mesafelere eşit olmasını istediğim için belirli ölçeklendirmeler yapıyorum. Ekstrüsyon ile kes komutuyla da iç boşaltmayı gerçekleştireceğim. Ardından kesim yaptığımız karenin içine çizim açıyorum ve logomun elips olacağı için, yani elips andıracağı için elips çizimini alıyorum. Merkezden seçtim. Uzunluklarını 29 milime 27 milim olarak belirliyorum. Ekstrüsyon ile kes komutuyla da 1 milimlik, hatta daha küçük bir milimlik bir yuva oluşturmak istiyorum. Evet, çizimimizi gerçekleştirdik. Düzlemimizi gizliyoruz. Şimdi sırada sap yuvası oluşturacağız. Aynı şekilde bu sefer sağ düzlemden referans alarak düzlemi oluşturuyorum. 47 milim beni tam anlamıyla karşılamıyor. 1 milim arttırıyorum. Ve düzleme skeç açarak sapın yuvasını oluşturmaya başlıyoruz. Gene dikdörtgen komutunu aldım. Merkezden orta noktaya doğru çizimimi gerçekleştiriyorum. 10 milimlik genişlik olmasını istiyorum. Yüksekliği de 45 milim olarak ayarladık. Ve de bardakla arasındaki mesafeleri belirliyoruz. Bu mesafeleri belirlediğimize göre ekstrüsyon ile kes komutuna geçebiliriz. Ters tarafa kesimi gerçekleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, bardağımızın ana hatlarını oluşturduk. Dilerseniz renklendirerek sap kısmının çizimine geçebiliriz. Evet arkadaşlar, renklendirme işlemimiz gerçekleşti. Parçamızı kaydetme işlemini gerçekleştiriyoruz. Ve yeni çizim açarak sap çizimini ön düzende yapmaya başlıyoruz. Yüksekliği 45 milim belirlediğim için ilk öncelikle line komutuyla 45 milim uzunluğunda bir çizgimizi oluşturuyoruz. Ardından gene line komutunu alarak önce bir normal doğru oluşturuyorum. Ardından line komutuyla başlangıç noktamdan git gel yaparak yay oluşturuyorum. Çizimi bu şekilde ilerletiyorum. Aynı işlemi uygulayarak tamamen rastgele bir çizim yapıyorum. Diğer noktamızın başlangıcına da uzattık. Şimdi arkadaşlar, bu çizimimizi offset komutuyla içeriye doğru 5 milimlik yansıtmak istiyorum. Bazı eklemeler yapmak istiyorum. İki parmağımızın arasına duracağı için bu sap kısmı, arada bir destek oluşturmak için bir çizim ekliyorum. Bu şekilde olmadı. Tam istediğim şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Tekrardan silip baştan yapıyoruz. Biraz çizgimizi uzatalım. Evet. Böyle daha iyi olacak gibi duruyor. Tamamdır. Evet arkadaşlar, radius ekleyerek birazcık daha güzel bir görünüm sağlamasını hedefliyorum çizimimin. 5 milimlik olmasını hedefliyorum radiuslerin. Ardından trim komutuyla fazla olan kısımları siliyorum. Ekstrüsyon ile katı oluşturarak genişliğimiz 10 milim olduğu için 10 milimlik bir katı oluşturuyoruz ve sap çizim işlemini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Hemen renklendirmesini yaparak çizimi kaydediyoruz. Evet, bu çizimimiz de bittiğine göre sıradaki çizimimiz logo tasarımı olacak. Ben logo tasarımı olarak küçük çaplı bir Galatasaray logosu yapmayı düşünüyorum. Ön düzlemden çizimimizi açtık. Elips komutunu alarak oluşturduğumuz yuvaya göre ölçeklendirmelerini aynen yapıyoruz. 27 milime 29 milim olacak şekilde. Ekstrisyon ile kat oluşturarak 2 milim yüksekliğinde bir çizim oluşturuyorum. Ardından çizimin üst yüzeyine sekme açarak Galatasaray'ın GS harflerini oluşturmak istiyorum. Merkezden bir line komutu uyguladık ve aynen gene line komutuyla G harfini belirliyorum. Offset komutuyla içe doğru 2 milimlik bir yansıma oluşturarak G harfinin çizimine devam ediyorum. Üst düzlemde, üst kısımda aynı şekilde, aynı hizada birleştiriyoruz. Ve iç çap uzunluklarını da 2 milim olarak tekrardan ayarlıyorum. Merkeze uzaklıklarını da 1 milim olarak belirliyoruz. G harfinin çizimini gerçekleştirdik. Şimdi sırada S harfini çiziyoruz. Rastgele S harfini line komutuyla çiziyorum. Evet, şimdi ölçülendirmeleri yapıyoruz. Aralarındaki ölçülendirmeler 2 milim olacak şekilde ayarlamaları yapıyorum. Merkez uzaklıklarını 1 milim olarak belirledim. S harfinin dışarıya taştığını fark ettim. Onu da geriye doğru çektik. Evet arkadaşlar, çizimimiz tamamlandı. Dilerseniz ölçeklendirerek mavi çizgilerden kurtulabilirsiniz. Ama ben şu anlık onunla uğraşmak istemiyorum. Hemen ekstrisyon ile katı oluşturarak logomuzun çizimini tamamlamak istiyorum. 2 milim kalınlığında oluşturduk. Evet, logomuzun çizimi tamamlandı. Dilerseniz renklendirmeleri hızlıca yapalım. Evet arkadaşlar, renklendirmelerimizi gerçekleştirdik. Çizimimizi kaydediyoruz. Ve yeni bir assembly, yani montaj çizimi açarak oluşturduğumuz parçaların birleşimini gerçekleştireceğiz. Hazırsanız o çizime geçelim. Evet arkadaşlar, göz at kısmından oluşturduğum parçaları CTRL komutuyla üçünü birlikte seçiyorum. Sırayla tek tek yerleştiriyoruz. Öncelikle arkadaşlar mate komutuyla, yani ilişki verme komutuyla sap çizimimizi bardağımıza birleştirmeyi hedefliyorum. Yüzeylerinden ilişki verdim. Ardından kenarlar arasında da ilişki verirsem tam anlamıyla monte olmuş olacak. Evet arkadaşlar, sap kısmımız birleşti. Montaj işlemini gerçekleştirdik. Şimdi sırada logonun montaj işlemini gerçekleştireceğiz. Öncelikle ilişki verme kısmında logonun oturacağı yüzey ile arka yüzey arasında birleşim gerçekleştiriyoruz. Çakışıklık ilişkisi verdik. Ardından tam anlamıyla düzgün olmasını istediğim için yuvadaki çizgiden, yani çizginin merkezinden Galatasaray logosunun çizgisinin merkezine ilişki vermeyi hedefliyorum. Birkaç hata oluştu. Hemen düzenleyelim. Evet arkadaşlar. Merkez noktamızı seçiyoruz. Tam orta noktasını. Galatasaray logomuzun da tam orta noktasını seçersek eğer bu montaj işlemi de gerçekleşmiş oluyor. Diyametrik görünümüne getirelim çizimimizi. Evet arkadaşlar, çizimimizi gerçekleştirdik. Kendimize az kupa bardağı tasarladık. Dilerseniz evde aynı çizimi siz de yapabilirsiniz ya da farklı eklemelerle süsleyebilirsiniz. Eğer sorularınız varsa bana yorumdan ulaşabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.